Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir önceki videoda anlattığım powerline'larla ilgili yeni bir video hazırladım sizlere. Neden bu videoyu çektim? Sebebi şu arkadaşlar. Biliyorsunuz powerline dediğimiz cihazlar ki elektrik hattı üzerinden interneti taşımaya yarayan cihazlar bunlar. La ilgili bir video çekmiştim ben. O videoyu da yine bu videonun içinde link olarak koyarım. Açıklama kısmına da vereceğim. Oradan da tıklayıp izleyebilirsiniz. Nedir diye merak ediyorsanız eğer tabii. Şimdi o videoda anlattım ben ama tabii biz birazcık hani teknolojiyle uğraştığımız ve yıllardır bu işin içinde olduğum için ben hani sanki herkesin anladığını düşünmüştüm powerline cihazların nasıl bir ürün olduklarını. Aslında öyle değilmiş. Gelen yorumlardan birazcık insanların, okuyucularımın, takipçilerimin kafasının karışık olduğunu gördüm. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. Ne yapacağım bu videoda? Powerline cihazlarının nasıl kurulduğunu anlatacağım sizlere. Aslında kurulum diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bunlar böyle hani yazılımsal bir şeyler olmadığı için şöyle iki tane ürünüm var elimde. TP-Link'in Pass-Through Powerline Starter Kit isimli ürünü bunlar. AV600 olarak da geçiyor. Yani 600 Mbps veri aktarımı yapabiliyor. Yani oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bu ürünlerin nasıl kurulduğunu anlatacağım. Bunlar ikisi birbirinin aynısı. Yani bu da aynı ürün. Bu da aynı ürün aslında. Biliyorsunuz bazı powerline'lar farklı özelliklerde de olabiliyor. Mesela benim ilk videoda gösterdiğim ürünün üzerinde böyle bir ikinci bir giriş yoktu. Hani bu olursa o kullandığınız prizi boşa çıkarmamış oluyorsunuz. Bir tane daha bir priziniz olmuş oluyor. Hepsinde yok ama böyle bir özellik. Artı bazılarında, onu da söylemiştim o videoda, yine bir kez daha tekrar edeyim. Bazı powerline modellerinde bir tanesi normal powerline iken öbürü aynı zamanda access point yani erişim noktası özelliğine sahip oluyor. Bu sayede taşıdığınız yerdeki, internete taşıdığınız yerde kablosuz bir ağda oluşturabiliyorsunuz. Bu da ek bir özellik olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şöyle ben şimdi birazdan arka odadayım ben şu anda burada. Arka odadan salona gideceğim. Salonda bundan bir tanesini takacağım. Bunun ikisi de aynı olduğunu söyledim. İstersek bunu alırım, istiyorsan bunu alırım. Fark etmez. Bir de bunun özelliği tabii. Bu modelin özelliği iki tane internet çıkışı var arkadaşlar. Yani bu internet taşıdığınız yerde iki farklı internet de üretebiliyorsunuz. Yani bir tane değil iki tane var. Normalde bir tane oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Ama böyle ufak tefek farklılıklar da oluyor. Bunlardan bir tanesini alacağım. Benim içeride hem modem var hem de bir tane router var. Router'a bağlayacağım arkadaşlar ben. Ama siz modeme de bağlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Aslında yapmanız gereken şey şu. Evinizdeki modemin, router'ın ya da internet nereden geliyorsa artık onun olduğu yerde duvardaki prize, burası önemli, bu cihazdan bir tanesini takıyorsunuz. Daha sonra taktıktan sonra enerji geliyor ya. Enerji geldikten sonra bunun ethernet çıkışından, zaten kutusundan da şu kablolar çıkıyor. Ethernet kablosu bu. Yoksa da evde falan vardır muhtemelen. Şöyle iki tane kablo çıkıyor bu ürünün kutusundan. Hatta kutusunu da göstereyim. Kullanılmış bir ürün bana yollandığı için kutu birazcık şey haşat olmuş gibi ama bu ürün bu yani. Hani TP-Link'in az önce ismini söylediğim ürünüm bu. Hatta bir daha okuyayım. Pass-Through Powerline Starter Kit diye geçiyor. Şöyle bir kez daha göstermiş olayım. Yansıma yapıyor. Işıktan muhtemelen evet, şu an yapmıyordur. Ürün bu. Bunu prize taktınız. Duvara takmanız gerekiyor. Üçlü priz ya da işte akım korumalı priz falan olmaz arkadaşlar. Doğrudan doğru duvara takacaksınız. Daha sonra bunu da şu ethernet kablosunu kullanıp ethernet kablosundan modeme ya da router'a bağlantı sağladığınız andan itibaren elektrik hatlarınızda bulunduğunuz evdeki elektrik hattında interneti aktarmış oluyorsunuz. Onu almak içinse şöyle ikinci üründe yine istediğiniz diyelim ki ben şimdi arka odadayım. Arka odadaki duvara takacağım. Ve bunun ucunu çıkarttığım zaman şu kablonun ucunda artık internet olmuş olacak arkadaşlar. İki tane de çıkartabilirim bunda iki tane olduğu için ama genelde bir tane oluyor. Ya da üzerine bunun uç kısmına bir tane erişim noktası takarsam aynı zamanda kablosuz olarak da üretmiş olurum. Şu anda bu kablolu oluyor tabii böyle kullanırsam eğer. Malum telefonları falan kablolu internete bağlayamazsınız. O yüzden eğer kablosuz internet yani taşıdığınız yerdeki interneti kablosuz hale getirmek istiyorsanız mutlaka ve mutlaka bunun ucuna bir tane erişim noktası takmanız lazım. Ya da onu hep söylediğim şey erişim noktası özelliği olan bir powerline almanız gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada powerline videosunda söylemiştim ama bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Bu ürünler aynı sayaca bağlı olmak kaydıyla çalışıyorlar. Yani bir apartmanda hani ben evime taktım acaba üst kattaki benden interneti alabilir mi falan gibi sorunlarınız olmasın. Aynı sayaç içinde olmak kaydıyla olduğu için ve bunlar birbirleriyle güvenli bir şekilde haberleştirsin bir sıkıntı olmaz. Ayrıca iki tane olmak zorunda en az ama siz mesela ben başka odaya da kablo çekmek istemiyorum. Bununla götürmek istiyorum diyorsunuz. Bir tane daha alırsınız ya da iki tane daha alıp yine bunları birbirlerine bağladığınız zaman istediğiniz odalara da hızlı interneti, kablolu interneti en azından taşımış oluyorsunuz. Şimdi gelin ben bir salona gideyim.
Önce salonda kurulum yapacağım. Daha sonra bu arka odadaki prizde kurulum yapacağım. Bakalım Powerline nasıl kuruluyor? Hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi salona geldim. Salonda hemen şurada arkamda görüyorsunuz. Burada bir tane modem var. Bu Huawei'nin modemi ama ben TP-Link'in bir tane router'ını kullanıyorum. Burada dönüş şey için, dağıtım için vesaire için bunu kullanıyorum. Şimdi modemden router'a geldik. İsterseniz doğrudan modeme de bağlayabiliyorsunuz Powerline'ı. Biraz şimdi kurulumundan bahsedeyim size nasıl yapılacağını. Şimdi elimizde az önce gösterdiğim Powerline var, görüyorsunuz. Bu da bir Ethernet kablomuz. Şimdi bunun altında görüyorsunuz Ethernet girişleri var, iki tane. Normalde bir tane de oluyor bu arada. İki tane olmak zorunda değil. Bir tane olsa bile bizim için yeterli. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Modemden, şimdi sizin evinizde sadece modem varsa modem olur. Benim gibi hani modemden router'a geçiş yaptıysanız, istiyorsanız router'dan, istiyorsanız modemden bir şu Ethernet kablosuyla bağlantıyı alacağız. Göstereyim ben. Şöyle açıyorum kablomuzu. Açtım. Herhangi birine takmanız yeterli. Bu alttaki bağlantılardan şöyle göstermiş olayım. Taktık. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle Ethernet kablomuz takılı şu anda. Gördüğünüz gibi bir tanesini, ikinciyi de ne yapacağımı birazdan anlatacağım. Bunu geliyorsunuz. Şunun arkasındaki çıkışlardan bir tanesini takıyoruz. Taktım. Şu anda siz de gördünüz. Artık bu buraya bağlı. Peki bunu ne yapacağım? Bunu arkadaşlar, şu koltuğun arkasında bir tane priz var. Doğrudan doğruya o prize takmanız gerekiyor. Yani uzatma, mesela burada uzatma şey falan da var. Uzatma fişleri olmaz. Üçlü beşli fişler olmaz. Efendime söyleyeyim, akım korumalı prizler olmaz. Doğrudan doğruya duvardaki prize takmanız gerekiyor. Bunu ben şimdi duvardaki prize taktığım andan itibaren buradaki şu kabloyla aldığım internet elektrik hattına taşınmış oluyor. İkinci cihazı da, ya da 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, fark etmez. Diğer cihazı da herhangi bir duvardaki başka bir odadaki prize, ki ben şimdi arka odaya gideceğim, arka odada yapacağım o işlemi, onu da göstereceğim size. Taktığınız andan itibaren, buradan da onun da bir tane çıkışı var, o çıkışı aldığınız andan itibaren işte orada da internetiniz olmuş oluyor. Çok kolay aslında, çok karmaşık değil ama bilmeyenler için birazcık karışık gelir diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi bunu duvara takacağım, ardından da diğer odadaki işlemleri anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi modem salondaydı. Router, daha doğrusu benim hem modem hem router oradaydı. Ben router'dan bir çıkış aldım ve şimdi ilk cihazı oraya bağladım. Tamam, bu ikisi zaten aynı cihaz aslında. Hangisini bağladığınızın çok önemi yok. Bazı ürünlerde söylediğim gibi videonun başında bir tanesinde aynı zamanda erişim noktası, yani access point özelliği de olabiliyor. Ama bu modelde, yani TP-Link'in bu modelinde öyle bir şey. Birebir ikisi de aynı ürün. O bakımdan hangisini oraya bağlarsanız bağlayın fark etmiyor. Şimdi bunu da alacağım. Ben arka odadayım şu anda. Arka odadaki prize takacağım. Ve Ethernet kablosu da var yanında bu arada. Bunu söyleyeyim. Şimdi prize takıyorum. Burada da aynı şeyi söylüyorum. Doğrudan prize takmanız lazım. Hani üçlü priz vardır, akım korumalı priz vardır. Olmaz arkadaşlar. Doğrudan doğruya duvardaki prize bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra yaklaşık bir dakika, 1,5 dakika beklemeniz gerekiyor. Cihazların haberleşmesi ve işte elektrik hattındaki interneti alabilmesi için. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Şu kablomuz var. Ethernet kablomuz bu. Herhangi bir standart Ethernet kablosu bu. İki tane çıkışı vardı bunun, biliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir tanesini takıyorsunuz. Şöyle altındaki yuvadan takayım. Göremiyorum bu arada. Evet, şunu da taktım. Şu anda burada internet var arkadaşlar. Bu interneti istediğim gibi kullanabiliyorum. Tabii bu kablolu bir internet, farkındasınız herhalde. Eğer bunu kablosuz hale getirmek istiyorsanız ucuna bir tane erişim noktası takabilirsiniz. Ya da söylediğim gibi, az önce söylemiştim, erişim noktası özelliği olan Powerline modelleri de var. Onlardan bir tanesini almanız gerekiyor. Bu öyle değildi ama olanları var. İsterseniz öyle modelleri de alıp kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kablolu bir kullanmak istiyorsanız işte şu anda hazır arkadaşlar. Hatta bunda iki tane çıkışı var. İkisini birden kullanabiliyorsunuz. Ama kablosuz isterseniz de, kablosuz olarak da ucuna bir access point taktığınızda, erişim noktası taktığınızda bulunduğunuz yerdeki interneti kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz.
Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Powerline ürünlerinin nasıl kurulduğunu anlattım. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Bu işler içindeyiz yıllardır. Bize çok kolay geliyor belki bazı şeyler ama herkes bu anlamak zorunda değil, bilmek zorunda değil. Herkese kolay gelmeyebilir. O bakımdan böyle mümkün mertebe basit anlatmaya çalıştım. Hani bu ürünlerin bir kurulumu vesairesi yok arkadaşlar. Bilgisayarda bir şey yapmıyorsunuz. Ne bileyim, sürücüye ihtiyacı yok. Özel bir donanıma ihtiyacı yok. Yapmanız gereken aslında birkaç adımlık bazı basit işler. Onu yaptıktan sonra doğrudan kullanmaya başlıyorsunuz ama hala aklınıza takılan şeyler varsa, şöyle bir şey yapabilir miyim, böyle bir şey yapabilir miyim, böyle bir özelliği var mı gibisinden sorularınız varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone sayım arttıkça ben de böyle hava atıyorum sosyal medyada. Şu kadar takipçim var diyorum. İnsanlar beni beğeniyor diyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bu konuda bana destek olursanız çok sevinirim. Eğer isterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.